Rüştem Ahmet Gözübüyük. Aslen Kahramanmaraşlıyım fakat 40 yıldır İnegöl Bursa'da ikamet ediyorum. Ahşap, yontu ve hat sanatkarıyım. Heykel, tıraş. Onun dışında edebiyat, sanırım Maraşlı olmamızdan kaynaklanan edebiyatla ilgileniyoruz. Tiyatro çalışmalarımız var. Kültür Bakanlığı destekli kısa film, belgesel filmlerde oynuyorum. Bunun yanında da edebiyatla ilgileniyoruz. Daha ortaokul döneminde amatörce yazdığım teksir kağıtlarında daktiloyla bir romanı edebiyat hocama takdim etmiştim, onu hatırlıyorum. Bu belki de ilkokul döneminde hocalarımızın bizi okumaya sevk etmesinden dolayı olmuş olur diye düşünüyorum. Çünkü yeni nesli görüyorum burada. Okullar geliyor ama maalesef gelip geçiyorlar yani. Çocuklar sadece şeye bakıyor, şekle bakıyor. İmaj olarak, kitaplarla ilgilenmiyorlar. Biz onların yaşındayken okulda kütüphaneleri yutuyorduk yani. Lisede de derslerin dışında kolumuzda tarihi olsun kültürel romanlarla gidiyorduk. Biz öyleydik. Bilmiyorum yeni nesil, Z kuşağı ya da internet nesli maalesef bu konuda eksik yani. Kitaplarımıza gelince ilk çıkan kitabım Sri Derya kitabı. Sri Derya bir şiir kitabı, ilk kitabım. İkincisi de Rinde, Rindane Söyle Seyrinde. Yani aşığa aşıkça söyle seyir halinde manasına giriyor. Üçüncüsü de Soylu Susuş. Dördüncü Düşünce ve Deneme kitabımız. Bu şekilde devam ediyoruz efendim. Bizim gibi şöhret olmayan yazarların handikabı büyük yani. Reklam eksikliği, tanıtım, çevre. Bu işler biraz reklamla, tanıtımla alakalı bir şey. Çünkü diğer dünyada yani sinema dünyasında, edebiyatta olduğu gibi bu dergicilikte de, şiirde de bir şey var. Gruplaşmalar, kanon oluşturmalar var. O bakımdan sözünüz pek istediğiniz mecralara ulaşmıyor. Bu bakımdan bir handikapımız var ama biz bu havayı solumak için işte şairler, yazarlarla, meslektaşlarımıza buluşmak için geliyoruz. Dinleniyoruz yani. İlle satılması gerekmiyor. Ticari olarak düşünmüyoruz çünkü. Biz sözümüzün ehil ellere ulaşmasını istiyoruz. O bakımdan herkesin rağbet etmesi o kadar da önemli değil. Şahsi kanaatim benim.